Herkese merhaba. Biliyorum pek çoğumuz bu pazartesi gününe garip soru işaretleri ve sessizlikle başladık. Bakalım bu hafta ile alakalı kartlarımız bize neler söyleyecek. Ayrıca bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Bu akşam saat 6.30'da Facebook üzerinden canlı yayın yapıyor olacağım. Biraz sohbet etmek istedim çünkü ne durumdayız, neler yapmamız gerekiyor konularında. Evet, bakalım. Bu haftanın aslında konusu koşulsuz sevgiyi gösterebilmek. Biz çoğu zaman o kadar çok karşılaştırmalara, o kadar çok ikilemlere düşüyoruz ki o koşulsuz sevgi halinden bir şekilde çıkıyoruz. Oysa karanlık da yaradandan, aydınlık da yaradandan. Dolayısıyla biz gerçekten ikisini de koşulsuz ve şartsız sevdiğimizde yaradanın suretleri olabiliyoruz. Dolayısıyla belki de bu hafta biraz daha bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun için totem hayvanlardan köpeğin resmi var. Biliyorsunuz köpek sahibini hep sever. Sahibi ona bağırsa da sever, sevse de sever. Koşulsuz, şartsız bir sevgi gösterir. Dolayısıyla belki bizim de yaradana karşı o koşulsuz, şartsız sevgiyi göstermemiz gerekiyor. Hemen bir parantez açayım. Şimdi köpek ve sahibini kul ve yaradana mı benzettin diye soranlar olabilir. Onları da sevgiyle, koşulsuz sevgiyle sarmalıyorum ve devam ediyorum. Elbette ki bunu yapmak bazen zor olabiliyor. Peki bu konuda ne yapmalıyız, neye dikkat etmeliyiz dediğimizde de şu geliyor. Aslında biz burada korkuyoruz. Yaralanmaktan korkuyoruz, ölmekten korkuyoruz. Cezalandırılmaktan, haksızlığa uğramaktan, acı çekmekten korkuyoruz. Ama biz unutuyoruz, biz bir illüzyondayız. Ve her şey bittiğinde geriye kalan tek şey Yaradan'ın şartsız sevgisi. Hatırlayın, peygamberleri hatırlayın, peygamberlerin hayatlarını hatırlayın. Hangisi acıyı çekmemiş ki? Hangisi ölümle yüzleşmemiş ki? Hangisi ihanete uğramamış ki? Hepsi bunu yaşadığına göre ama hepsi bunların içinden sıyrılıp Yaradan'ın sevgisiyle bir olduğuna göre belki bizim de biraz o tatlı canlarımızı acıyla yüzleştirebilmemiz, acının da ötesindeki sevgiyi bulabilmemiz gerekiyordur belki de. Bir de bu açıdan bakın. Ve son olarak eğer bunu gerçekleştirebilirsek, eğer koşulsuz sevgiyi gerçekleştirebilirsek işte o zaman biz yeniden doğacağız. Ve o zaman sadece bedenden, zihinden, korkulardan doğan bir insan olarak değil, kocaman bir ruhu olan, Yaradan'ın gerçekten yansıması olan insan görünümlü canlılar olarak dünyada olacağız. Tamamen şifalanacağız. Dolayısıyla şu anda aslında biz yılanın deri değiştirmesi gibi artık bizi sıkan, nefes almamızı engelleyen deriden arınacağız. O deriyle kalmak kolayı seçmek olur. Bazen acı çekeceğimizi bilerek de o deriden sıyrılmamız gerekiyor ve şimdi artık bunun zamanı geldi. Herkese koşulsuz sevgiyi deneyimleyebileceği bir hafta diliyorum. Bu hafta bize inşallah güzellikler getirsin. Kendi ruhumuzu keşfetmemizi, Yaradan'ın gerçek aşkını bulabilmemizi nasip etsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.